Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın artık limit alma kurallarıyla bize verilen fonksiyonların limitlerini almaya başlayacağız. Bakın arkadaşlar, bu videomda çarpanları ayırma yöntemiyle çözülebilen limitler olacak. Bunları göstereceğim arkadaşlar. Adım adım bakın, hem işler güzelleşecek hem biraz zorlaşacak. Lütfen en baştan itibaren dikkatli bir şekilde takip edin arkadaşlar. Birincisi artık şunu yakalayalım. Bize bir fonksiyon verdiği zaman arkadaşlar ne yapıyorduk? X hangi noktaya gidiyorsa önce fonksiyonda bu noktayı bir yerine koyuyorduk limit olarak. Neydi? X 1'e giderken bu ifadeye bakıyorduk. Bu ifade eğer sonlu bir değerse, evet, bu ifadenin bu belirli bir limittir. Cevap da budur diyorduk, değil mi? Bunu yapmıştık daha öncesinde. Şimdi arkadaşlar bizim karşımıza bu şekilde sorular çıkmaz tabii. Yani o zaman iş çok kolay olur. Nasıl çıkacak? Mesela ilk durumlardan birisi 0 bölü 0 bir belirsizliktir. Ben size belirsizlikleri ayrı bir şekilde anlatacağım. Ama burada şunu bilelim. Liseden de biliyoruz. 0 bölü 0'ın limit halinde bir belirsizlik olduğunu. Dolayısıyla mantığımızın şu olması gerektiğini. Ya bu belirsizliği nasıl belirli bir hale getirebiliriz? Bunu düşünüyor olmamız gerekiyor. Gerçekten x 1'e giderken bakın 1'in karesi artı 2 3 eksi 3. Bakın 0 oldu. Payda da 0 oldu. Bakın bunu eşittir 0 bölü 0 yazmayın demiştim. Aynen şöyle yazın. 0 bölü 0 belirsizliği var. Şimdi benim ilk öğreteceğim yöntemlerden birisi şu. Eğer bu şekilde rasyonel bir ifade varsa karşında, yani pay polinom, payda polinomsa, hemen aklına ilk etapta çarpanları ayırma gelsin. Yani gerçekten de burada bakın aşağıda çok daha net gözüküyor. Ama bir kere yazalım şöyle. X 1'e gidiyordu. Aşağıda bir kere x eksi 1 var. Yani şu x eksi 1'leri yukarıdan nasılsa işte sadeleştirdiğim anda belirsizlik ortadan kalkacak. Bütün mantığım bu. Yani bu yapıyı yakalamaya çalışıyorum. Dolayısıyla anlıyorum ki aşağısı x eksi 1 çarpı x artı 1'dir. Yukarısı da x kare artı 2 x eksi 3 dediğine göre anlıyorum ki x'e x şeklinde ayrılmış. Burası da 3'e 1 şeklinde. Doğru mu arkadaşlar? Nasıl olacak? Burası artı olunca artıya eksi. Dolayısıyla x artı 3 çarpı x eksi 1 şeklinde ayrıldığını görüyorum. Ve gerçekten de sorunun çok kolay bir şekilde x eksi 1'ler sadeleştiği takdirde belirsizlikten kurtulup çözülebildiğini görüyorum. X 1'e giderken yukarısının 4, aşağısının da 2 olduğunu görüyorum. Ve cevabında gerçekten bakın 2 sonlu bir değer çıktı buradaki gördüğünüz gibi. Bu limitin değerinin 2 olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Şimdi bu ifadeleri hemen birkaç böyle farklı hale getirelim. X küp eksi 1, yani ne yapmışım? Üçüncü dereceden bir polinom vermişim pay kısmında. Hemen görelim. X 1'e giderken x eksi 1 bakın aşağısı 0, ama her zaman şunu yapalım. Bir kere 0 bölü 0 belirsizliği var diyelim ve böyle yazalım. L'Hopital kullanılmayacak, tekrarlıyorum arkadaşlar. Çünkü ne dedim? Türev kısmının sonuna doğrudur L'Hopital kısmı konusu. Ve size sınavda, ilk sınavda böyle bir soru gelir, bakın daha güzeli gelecek. Ama 0 bölü 0 gibi bir belirsizlik gelecek. Sen L'Hopital kullanmayacaksın çünkü soruda yazacak. L'Hopital kullanılmayacak. Limit alma kurallarıyla çözülecek diye söyleyecektir. Dolayısıyla kübün açılımından biliyorum ki x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 olduğunu biliyorum bu kısmın. X eksi 1'ler sadeleştiğinde artık belirsizlik yok. Ve x 1'e giderken 1 artı 1 artı 1'den cevabın 3 olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Olay bu şekilde. Hemen devam ediyorum. X 0'a gidiyor. 0 0 0. Güzel. 0 bölü 0 belirsizliği varmış. Limit. X giderken 0'a. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın sınavlarda, lisede test tekniğinde alışıyorsunuz. Şu limitleri koymuyorsunuz. Bakın şunun hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Limitsiz şu yazdığınız ifadenin hiçbir anlamı yok. Yani bu nedir yani? X artı 3 bölü x artı 1 2 mi? Bakın. Aman dikkat. Şu limitleri muhakkak koyuyorsun. Bazı yerlerde, özellikle türev kısmına geldiğimde parçalı fonksiyonlarda, bakın daha iyi anlayacaksınız beni. İnanılmaz mantıksal hatalar yapıyorsunuz. Orada hızlı yaptığınızdan dolayı. Bakın bunları göstereceğim. X 0'a gidiyor. Anlıyorum ki pay polinom, payda polinom, evet, çarpanları ayırma nasıl oluşacak? Üst tarafta x kare parantezine alacağımı anlıyorum. X artı 1 kaldı. Aşağıda da x parantezine aldığım takdirde x eksi 1 kaldı. Benim için önemli olan ne? Bakın 0 bölü 0'ı getiren yapı şurası. Bakın artık şunlar sadeleşti. Burada x kaldı. Önemli değil. Artık 0 bölü 0 yok. Bitti. X yerine 0 koyuyorum. Buradan ne gelecek? 1. Buradan ne gelecek? Eksi 1. Bir de başında ne varmış? 0 varmış. 0 çarpı eksi 1. Cevap 0'mış arkadaşlar. Bu kadar basitmiş. Peki şöyle yapalım şimdi. Evet, burayı çok net gördük. Çok net gördük.
Şimdi hafif değiştirelim. Nasıl olsun? Hem üçüncü hem dördüncü dereceden mi geldi? Tamam, yine çarpanla bölmeyi düşüneceğim. Öyle gözüküyor. X giderken 1'e. 1 eksi x kübü nasıl yazacağım? 1 eksi x çarpı x kare artı x artı 1 şeklinde yazacağım yine. Doğru mudur arkadaşlar? Şu şekilde yazacağım. Aşağısını ise 2 kare farkı şeklinde düşünelim. 1 eksi x kare, şöyle yazalım mı? 1 eksi x kare çarpı 1 artı x kare. Değil mi arkadaşlar? 2 kare farkından dolayı. Ben neyi yakalayacağım? 1 eksi x'in bakın sadeleşmesini istiyorum. Çünkü bu sadeleştiği anda bu da nedir? 1 eksi x çarpı 1 artı x'tir yine 2 kare farkından çarpı 1 artı x kare. Bu daha fazla çarpanlara ayrılmaz çünkü reel kökü yok gördüğünüz gibi. Dolayısıyla 1 eksi x çarpı 1 artı x çarpı 1 artı x kare şeklinde yazarsam arkadaşlar bu ifadeyi ve şunu 1 eksi x'leri sadeleştirirsem artık belirsizlik yoktur ve limit halinde 1'e giderken 1 1 1 yukarısının 3 olduğunu anlıyorum. Şuranın 2, buranın da 2 olduğunu anlıyorum. Cevabın 3 bölü 4 olduğunu pat diye yapıştırıyorum. Oldu. Demek ki buraya kadar rasyonel fonksiyonlarda yani pay ve payda polinomsa evet işlerin nasıl döndüğünü gördüm. Peki pay polinom payda polinom değil bakın arkadaşlar. Köklü bir ifade var. Bakın bununla alakalı ayrı bir videoda eşlenik almayı anlatacağım size. Kökü gördüğünüz anda. Kökü gördüğünüz anda. Ama bu soruda şunu istiyorum arkadaşlar. Gerçekten de limit x bakın 1'e gidiyordu. Karekök x eksi 1 mi var burada? Yani gerçekten şurası nasıl yazılabilir? X eksi 1 çarpı x artı 1 olduğunu biliyorum çarpanları ayırmadan. Ve bakın gerçekten şu ifade de nedir arkadaşlar? Yine 2 kare farkından nasıl yazılabilir? Limit x giderken 1'e anlıyorum ki burası kök x'in karesi eksi 1'in karesi şeklindedir. Dolayısıyla kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 çarpı bir de x artı 1 vardı. Güzel. Bölü kök x eksi 1 yazarsam amacım şudur. Şuradaki ifadeyi sadeleştirip belirsizliğin ortadan kaldırılmasıdır. Tabii yine çok hızlı gitmişim. 0 bölü 0 belirsizliği. Bunları ona göre düzenlediğim için ben biliyorum. Ama siz de bunu görün önce. Belirsizliği var ve artık yok. X 1'e gidiyordu. Ne oldu şurası? 2 oldu. Ne oldu burası? 2 oldu. Cevabın 4 olduğunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Umarım anlaşıldı. Hocam bu soruyu eşlenik alarak da çözebilir miyiz? Hiçbir problem yok. Çözebilirsiniz. Devam ediyorum. X 1'e giderken yine hemen inceliyorum. 0 bölü 0 var. Güzel. Peki ilk hemen şunu düşünüyorum. Çarpanları ayırmadan bunu görebiliyor muyum? Mesela anlıyorum ki aşağıda kök x parantezini alacağım. Bir alıyorum şöyle. Burada ne kaldı? Kök x eksi 1 kaldı bakın aşağıda. Şimdi yukarıda kök x eksi 1 var mı? Gerçekten gösterdim var. Değil mi? 2 kare farkından düşünürsek kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 şeklinde yazdığım takdirde neler sadeleşecek? Bakın 0 bölü 0'ı getiren şu ifade sadeleşiyor. 1 koyuyorum. Burası 2. 1 koyuyorum. Burası 1. Cevabın 2 olduğunu bu şekilde yapıştırıyoruz. Peki bir tık daha güzelleşsin. Bir tık daha. Evet işin içinde şimdi trigonometrik bakın ifadeler var ama şöyle göreceğiz olayı. Pi bölü 4'e gidiyor. Hemen yerine koyuyoruz ilk etapta bakın. Belki de bunun bir cevabı var. Değil mi? Belki de bir cevabı var hemen. Pi bölü 4 koyuyorum. 2 çarpı pi bölü 4 pi bölü 2 yaptı. Kosinüs pi bölü 2 0 aşağısı. Şu değerler ikisi de sinüs ve kosinüs 45 dereceleri eşitti. Kök 2 bölü 2 idi. Buranın farkından 0 olduğunu görüyorum. 0 bölü 0 belirsizliği var. Bakın trigonometrik fonksiyonlarla alakalı da ayrı bir mantık anlatacağım ama burada çok net şunu görüyoruz. X pi bölü 4'e giderken aşağısı sinüs x eksi kosinüs x mi? Hemen aklıma şu geliyor. Kosinüs x'in kosinüs 2x'in yarım açı formülleri. Üçünü de yazacağım size. 2 tane kos kare x eksi 1, 1 eksi 2 tane sin kare x, bir de kos kare x eksi sin kare x'ti arkadaşlar. Bakın gerçekten 2 kare farkından şuradan yakalıyorum olayı. Yani kosinüs 2x'e şunu kullanırsam nasıl yazacağımı anlıyorum. Kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x şeklinde yazacağımı ve şu ifadelerin gerçekten sadeleştiği takdirde başına da eksiği koyalım. Sorunun belirsizliğini ortadan kalkıp çözüleceğini anlıyorum. Pi bölü 4'te 45 derecede ikisi de kök 2 bölü 2 idi. Kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2 başında da eksi varmış arkadaşlar. Yani cevap eksi kök 2 olduğunu görüyorsunuz. Hemen devam ediyorum.
1 eksi kosinüs x diyor, aşağıda da sin küp x diyor. Şimdi ifade trigonometrik ifadeler barındırıyor. 1 eksi kosinüs x de burada hiç yapacağım bir şey yok şu an. Ama sin küpü nasıl yazmayı biliyorum? Limit x giderken yine 0'a. Tabii bir bakalım değil mi? Aygün Hoca çok hızlı yapıyor. 0 koyduk. Gerçekten 1 eksi 1 0. Aşağısı da 0. Güzel. Bu belirsizlik var. Devam ediyorum. Sinüs kübü sinüs x çarpı sin kare x şeklinde yazarsam. Hocam neden yazdım böyle? Çünkü sin karenin ne olduğunu biliyorum. 1 eksi kos kare x olduğunu biliyorum. Ve yukarıdan 2 kare farkından sadeleşeceğini görüyorum bakın. Eşittir. Limit x giderken 0'a. Artık aşağıda sinüs x vardı. Bakın buradan ne gelecek? 1 eksi kos kare. 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x. Harika. Yukarıda da 1 eksi kosinüs x. 1 eksi kosinüs x'ler sadeleşti. Lütfen iyi izleyin şimdi. X 0'a gidiyor. Kosinüs 0 nedir? Bakın yine kalan ifadede yerine koyacağım. Kosinüs 0 nedir? 1. 1, 1 daha 2. Yani burası 2. Ama x 0'a giderken sinüs x 0'dı değil mi arkadaşlar? Şurası da. Bakın burası da neydi arkadaşlar? 0'dı. O zaman neyi görmem gerekiyor arkadaşlar? Neyi görmem gerekiyor? Burası 0 olduğu takdirde 2 çarpı 0'dan 0. Cevabın bakın üst taraftan bir sayı vardı. Öyle değil mi? 1 kalmıştı. 1 bölü 0'dan sonsuz olduğunu görüyorum arkadaşlar. Sonsuz. Dolayısıyla bu soruda mesela artık daha öncesinden anlattığım olayı 0'a sağdan ve soldan bakın şu sinüsten dolayı sağdan ve soldan yaklaşacağımı anlıyorum ama cevap her halükarda mesela sağdan yaklaştık bir tanesini gösterelim. Limit buraları detaylı verdiğim için hızlı geçiyorum biraz ama 0'a sağdan yaklaştığında ne anlıyoruz arkadaşlar? 1 bölü sinüs x çarpı 1 artı kosinüs x'ten şurası zaten beni korkutmuyor. Burası nedir? 2 sayı. Ama 0'a sağdan yaklaştığında bakın burası ne olacak arkadaşlar? 0 ve pozitif olacak. Ne olacak? 1 bölü 0'dan sonsuz. Cevabın artı sonsuz. Dolayısıyla bu limitin mevcut olmadığını anlıyorum arkadaşlar. Bu limitin mevcut olmayacağını anlıyorum. Umarım siz de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Yani bu bulduğum cevaplar hep böyle bir değer mi çıkacak? Hayır, limit mevcut değil diyorum. Olayı kestiriyorum. Hemen şuraya bakıyorum. X1'e gidiyor. Hemen yerine koyuyorum. 1 bölü 0. Ha, burada da sağdan soldan da bakılacak aslında ama ifadeyi incelediğimde gerçekten de bakın şuranın sonsuz buranın sonsuz sonsuz eksi sonsuz belirsizliği var. Bu yapıları daha detaylı bir şekilde inceleyeceğim arkadaşlar size belirsizlikler kısmında. Ama burada bir kere şunu bilelim sonsuz eksi sonsuz da bir belirsizliktir. Yani bakın sonsuz artı sonsuzun cevabı sonsuz genişletilmiş reel sayıları düşün hemen liseden ama sonsuz eksi sonsuz bir cevabı yoktu. Belirsizdi. Dolayısıyla bu tür sorularda bakın bir tane şöyle göstermiş olayım. X1'e giderken hemen paydaş dediğimde x üzeri 4 eksi x bölü x eksi 1. Şöyle verseydim 0 bölü 0 belirsizliği vardı. Bakın çok rahat çözecektiniz. Ben de diyorum ki farklı verdiğinde de canını sıkma. Hemen bunu bildiğin hale getir. Dolayısıyla x parantezini alıyorum. X küp eksi 1 bölü x eksi 1 gerçekten artık bakın çözülebilir hale geldiğini görüyorsunuzdur. X1'e giderken x çarpı yukarıyı x küp eksi 1 açıyorum. X kare artı x artı 1 şeklinde bölü x eksi 1. Şunlar sadeleşti. X1'e gidiyordu. Burası 1. Burası 3. Cevabın 3 olduğunu anlıyorum. Evet. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bakın şunu yaptık. Gerçekten çarpanlara ayrılabilecek bir yapı varsa karşımda çarpanlara ayırıp belirsizlikten kurtulabileceğimi gösteriyorum. Bu bir yöntemdir. Biz buna adını koyalım. Çarpanları ayırma yöntemi diyelim. Bundan sonrasında adım adım farklı farklı yöntemler göstereceğim arkadaşlar limitlerde. Sonra hepsi bittiğinde bakın şunu yapacağız. Sürekliliği de vereceğim süreklilik kavramını ve en sonunda artık sınavlarda çıkabileceğimiz böyle farklı farklı bol bol soru çözüp olayı kavrayacağız. Ama burada tek tip sorular göstereceğim ki olayı anlayalım arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.